Beplaz sunar. Işıklı Yol'dan herkese merhaba. Yeni bir program, yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bu hafta konuyu bayağı değiştirdik. Yaklaşan üniversite sınavları, meslek seçimleri, odalarla programlar yapıyorduk. İşte mühendisler dedik, deprem dedik, inşaat mühendisleri şunu yaptı, bunu yapmadı dedik filan ama ondan sonra da aklımıza geldi. Dedik ki bir de soralım bakalım inşaat mühendisleri kimdir, nedir, ne yaparlar? Ne çekerler, ne yaşarlar. O yüzden de İnşaat Mühendisleri Odası Gençlik Komisyon Başkanı Oruç Aslan bizlerle mesleğini bize hem tanıtıp hem sorunlarını anlatacak. Hoş geldiniz Oruç Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ilk önce bizi ağırladığınız için. Dediğiniz gibi ben İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanıyım. Şubat 2022 tarihine itibaren görevimize devam etmekteyiz. Özel sektörde şantiye şefliği ve satın alma uzmanlığı olarak devam etmekteyim. Şöyle anlatmak lazım aslında. İnşaat mühendisi kısa bir tabirle anlatayım. İnşaat mühendisi binalarımızın taşıyıcı sistemini oluşturan kişilerdir. Burada şunu anlayabiliriz. Mimarlar estetik olarak ve o arsaya çıkacak yapının tahmini olarak bir planı çıkartır. Bizler o planı taşıttırmaya çalışırız. Deprem anında oluşabilecek hem binanın kendi yükünü hem de depremde rüzgar artı yüklerinde ayakta kalmayı sağlayan kişileriz aslında. Şimdi sınavda sınava az kaldı, sınav için tercih yapacak ya da hedef koymuş ya da kararsız olup hedef koymak isteyen öğrencilerimiz için şu inşaat mühendisliğini bir açalım, oradan başlayalım. Çünkü mesleği bilerek, anlayarak seçmeyenler çok iyi yapamayabiliyorlar. Bizim az önce sizinle sohbet ettiğimiz konuların arasında bahsettiğimiz gibi yine oraya da geliriz. İnşaat mühendisi ne yapar? Böyle takım elbisesini, dopyesini giyip pırıl pırıl klimalı ortamda oh gelsin çaylar kahveler çalışır mı? Keşke öyle olsa diyelim. Ama bunun tam tersi, bir alanda çalışıyoruz. Bizim aslında alanlarımızı bir anlatmak lazım. İnşaat mühendisi nerelerde çalışabilir? Bir ilk olarak bir yapının konut veya ticari alanları şantiye şefliğini yapabilir. Proje müellifliği yapabilir istedik projenin. İki, karayollarında ulaşım alanında hizmet verebilir. Üç, barajlarda ve göletlerdeki oluşabilecek o taşkınları planlama yapan DS birimlerinde ve oradaki betonarme yapılarında çalışabilir. Çelik yapılarda çalışabilir. Aynı zamanda belediyede kontrol mühendisliği, karayollarında kontrol mühendisliği gibi de çalışabilir. Aslında ufku açık ama şu an ülkemizde ne yapacağı her an yüksek olan bir grubuz. Şöyle açıklayayım yani. İnşaat mühendisliğinin çok alanı var. Bu alanları biz imza yetkisinin hepsini alıyoruz mezun olduğumuzda. Bir, istersek proje müellifliği yapıyoruz. İki, konut ve ticari alanların şantiye şefliğini yapıyoruz. Sınırsız bir metrekaremiz var şu an. Her alanda şantiye şefliği yapabiliriz. Aynı zamanda müteahhit olabilmemiz için devletimiz tarafından belirlenmiş bir bize önceliğimiz var. Bunların dışında dediğim gibi karayollarındaki asfalt çalışmaları olmak üzere altyapının ve üst yapının hepsinde olabiliyoruz. İnşaat mühendisleri seçecek arkadaşlarımıza bunu belirtmemiz lazım. İlk önce biz genel anlamda sahadayız. Evet. O güneşin altındaki asfalt dökümündeki 180 derece döken asfaltın yanında kontrol olarak başındayız. Güneş anlığında şantiyedeki baretimizin altında o sıcağı terleri hissediyoruz. Klimalı ortamlarda çok az çalışan arkadaşımız var. Neredeyse %1. %99'umuz sahada ve o zor hava şartları altında çalışıyoruz. Bunları seçerken bilmemiz gerekiyor. Biz memnunuz, seçtik. Olmak zorundayız çünkü buna hizmet etmek zorundayız mesleğimize. Ama seçecek arkadaşlarımız önceden uyarıyoruz. Eğer bir ofis ortamında çalışma gibi rahat bir hayatımız istiyorsak şantiye ve inşaat mühendisi alanında buna uygun değil. O %1 alana girmek biraz zor oluyor. Girdikten sonra insanlarımız ve arkadaşlarımız bunu araştırıyorlar ama işte devlete hazırlanmaya çalışıyorlar. Bunu bilerek seçerlerse severek seçilmesi gereken bir meslek olarak anlatabilirim. Şimdi mühendislikte pek çok farklı disiplin alanı var. Bazıları hiç suçlanmaz, hiç akla da gelmez. Yani inşaat mühendisleri en çok
hedef gösterilenlerdendir. Evet. Yani bu mühendis buraya imzayı atarken gözü nereye bakıyormuş deriz. Denetlememiş mi deriz, niye böyle olmamış deriz. Hele deprem şimdi söz konusu oldu, acılar yaşadık evet. ve dahası gelecek diye korkuyoruz. Gözümüz sizin üstünüzde. Zor bir eğitim alıyorsunuz. Hı hı. Eskiden daha zor tercih yapabiliyordunuz. Hadi şimdi o biraz kolaylaştı. Olmasaydı daha mı iyiydi? O da ayrı bir tartışma konusu. İnşaat mühendisleri kamuda ya da özel sektörde çalışırlarken, işlerini yapmaya çalışırken ne zorluklarla karşılaşıyor? Özel sektörden başlayayım isterseniz. Bizim dediğiniz gibi bizim gerçekten yüklü bir alanda sorumluluklarımız var. Ulaşabilecek iş kazasında birinci dereceden yüküm giyebilecek arkadaşlardan biri de biziz. Buradaki müteahhit ve ulaşabilecek devlet kurumlarındaki kontrol mekanizması hedef olarak imza eksik biz olduğumuz için bizi göstermektedir. Bu tartışılabilir bir şey. Kendi çaplarında haklı olabilirler. Çünkü biz sahada olarak bizi görüyorlar. Ama bizim dediğimiz gibi yüklü bir alanın sorumluluğu bizde. Tamamen bizim olmamız bize dezavantaj sağlıyor. Özellikle o iş kazalarında biz yükümlülüğü hepsini almak istemiyoruz. Sonuçta orada çalışan bir ekibin parçaları, bir müteahhit grubu, bir kontrol mekanizması olan devlet kurumu ve ulaşabilecek iş güvenliği uzmanları var. Burada bilene yargılanan tek grup biz oluyoruz ve yükümlülüğün %90'ı bizde oluyor. Bunun değiştirilmesini talep ediyoruz. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Elbette oradaki insanların ve ulaşabilecek iş kazaların, maddi ve manevi kazaların olmamasını biz de talep ediyoruz. Ama olursa da direkt sorumlu olmak istemiyoruz. Bunun altını çizmek isterim öncelikle. İki de şunu anlatmak lazım. Ne gibi zorluklar yaşıyoruz? Mesela özel sektörde müteahhit grubu. Hiçbir eğitim vasfı olmadan bilene müteahhitlik belgesi alınabilir ülkemizde. Bu büyük bir yanlış. Evet. Buradaki sorun ne oluyor? Tüm sorumluluk bize kalıyor. Ama maddi olarak kaynağı da müteahhit oluyor. Şimdi burada bir ayrım yapmak lazım. Maddi kaynağı bizler alırken diğer sorumlulukları neden biz alıyoruz? Bizim gerçekten tartışıp ve çözemediğimiz konular bunlar. Ülkemizdeki müteahhit grubunun güçlü maddi güçlü olduğu için bizim gibi sadece sahada çalışan inşaat mühendisinin sesi duyurulamıyor. Veya duyurulsa da çözülemiyor. Çözeceğiz diyorlar. Hep bir bakanlığa ilettiğimiz dilekçelerimizde yazılı olarak tüm mühendislere attığımız dilekçelerde altına imza attığımız dilekçelerin sonucunda şu geliyor. Biz düzenleme yapacağız. Siz esenlikle kalın. Maalesef biz esenlikle kalmakla kalıyoruz. Çünkü bizim oradaki yaşadığımız müteahhit grubundaki sorunlar çok yüksek. Bizim sahada şöyle bir şey var. Çünkü bizim maddi bir refahımız yok. Garantileyen bir maddi refahımız yok. Şunu anlatmak lazım. Neden yok? SGK protokolü 2017 yılında SGK tarafından feshedildi. Nasıl bir feshi, nasıl bir sözleşme vardı? Nasıl bir feshi süreci gidildi? Bunu anlatmak lazım. Bizim gibi inşaat mühendisi ve mühendis gruplarının TMOB, Türkiye Mimar Mühendisleri tarafından belirlenmiş taban fiyatlarımız oluyordu. Bunu müteahhit grubu da zorunlu olmak üzere uyguluyordu. Neden? SGK denetliyordu. 2017 yılında hiçbir neden olmadan bir feshlik yaşandı. Bu feshlik sebebinde müteahhitler bize maddi olarak net para ve dar harcı, o aralık ortadan kalktı. İstediği rakamı verebilir, isterse asgari ücretten altından verip elden de para verebilir gibi bir alan oluştu. Burada ne oldu? Bizim sahadaki tüm zorluklarımızı karşılayan grup olan inşaat mühendisliği bir anda maddi zararlı olan gruba dönüştü. Bunu sahadaki mental olarak yorgun bir ekip olarak görmeye başladık. İster istemez evlerine gittikleri zaman o hayatı, ekonomik hayatı daha altına ezilen bir grup olduk. Burada en büyük iş kazanan biri de onu belirtmek lazım. Genelde mental yorgunluklar sebebiyle olur. Vurdum duymazlıklar başlar. Hı hı. Hayatın içerisindeki o zorluklar arttıkça da sahada o diğer şeylere odaklanamama başlar. Burada iş kazalarının da başında gelen bir hareket olur. Yani şunu anlatmak lazım. SGK protokolü aslında maddi olarak bir refah düşürme değil, aynı anda manevi olarak da bir refah düşürme sebep oldu. Bizim toplu olarak odadaki gençler olarak bir geçen sefer bildirge yayınlamıştık. Bunu bakanlığa da yazılı olarak milletvekiline bildirdik. Şahsi olan ziyaretlerimizde bunları belirtmek istedik. Yani biz SGK protokolü imzalanırsa en azından, yani biz devlet tarafından garanti beklemiyoruz ama bir ortada net bir alan belli olursa, işte asgari ücretin bu oranı veya işte asgari ücretin bir miktar fazlası gibi mühendis asgari ücreti belirlenirse bizler rahatlıkla maddi olarak kendimizi sağlam alabileceğiz. Yani bu sayede şunu komik bir rakam var. Oluşan davaların avukatlarını bile ödeyemeyecek bir grubuz. Yani bu çok acı verici bir olay. Ben genç mühendislerin bir tanesi konuştuğum zaman gerçekten şu an avukat tutamıyor. Odamız avukat danışmanına götürüyoruz bu davaları. Şimdi bu kadar dar bir alanda müteahhit grubunun zenginleştirirken inşaat mühendisinin sadece sahadaki sorumluluklarını ve yazı olarak yazılı maddelerdeki sorumluluğunu arttırmak doğru değil. Evet. Bunu eleştirmek hakkımız ve biz burada
oda olarak burada net bir çizgimiz var. Genç mühendislerle yakın zamanda yaptıklarımızı anlatmak isterim bunlarla. Çünkü bu bizi gerçekten yaraladı, SGK protokolü. Bununla ilgili SGK'daki yaptığımız bir basın açıklamamız var sağ odamızda. Artı bir basın, yani bir iş ve bayramında, işçi bayramında beraber arkadaşlarımla yürüyüşümüz var. Burada dinlendirmeye çalıştık. Çünkü işsizlik kadar çalışan arkadaşım refahı da önemli. Çünkü buradaki bu rakamlar düştükçe, bir de altını çiziyoruz, İş kazaları önlenemez hale geliyor. Evet. Kamuya bakarsak, kamudaki inşaat mühendislerinin zorlukları nelerdir diye bakarsak, kamuya şöyle açmak lazım. Orada bir kontrol mekanizmasında çok büyük yükümlere sahip olabiliyorlar. Mesela bugün neyi tartıştık depremde? Ruhsatı atan mı sorumlu? Kamudaki ruhsat belediyedeki veren mi sorumlu imarı? Yoksa sahada uygulayan proje müellifi mi? Çizen proje müellifi, yoksa sahada uygulayan inşaat mühendisi mi, yoksa müteahhit mi sorumlu? Şimdi bu çembere baktığımız zaman 5 tane sorumlu görebileceğimiz bir alandan bugün sorumlu bulamadık. Çünkü kamudaki arkadaşımız diyor ki biz bunu proje müellifi çizmiş, biz sadece verisine bakmadan imar planına baktık. İşte kat adetine ve kat sayısına belli bir kısıtlamalara baktık. Şu var, sorun şu çünkü bizim arkadaşlarımız, belediyedeki arkadaşlarımızın belli bir refah seviye, belli bir alanda yetkinlikleri olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü burada da liyakatsiz bir personel alımı var. Yani liyakatli personellerin alınmaması burada da etkilemiş olabilir diye düşünüyoruz. Bu ayrı bir konu. Bunu çok açmak istemem bu konu içerisinde. Ama dediğim gibi kamudaki mühendislerin de üstlerindeki, yani imar müdürlerinin ne kadar sorumlu olduğunu bakmak lazım. Ben çok şey duyuyorum. Red edilen projeleri direkt belediye başkanı tarafından imzalandığını da gördük bu ülkede. Şimdi burada inşaat mühendisliği suç atmak doğru mu? Değil. Yani sonuçta burada bir belediye başkanı ve vekilleri buna bir imza attıysa buradaki inşaat mühendisliği arkadaşımın sorumluluğu daralıyor. Buradaki zorluk o. Yani net bir alanda yasamız yok kamuda da. Belediye başkanı araya girip imza atamaz. Atmamalı. Evet. Bu yükümlülük çok fazla bu arkadaşımıza. Arkadaşımız sonra ne oluyor? Burada reddettiği bir olayı ikinci sefer yaşamak istemediği için gündem bile getiremiyor bazen. Aynı müteahhit getirdiği zaman, aynı işveren yatırımcı getirdiği zaman ses bile edemiyor. Çünkü ikinci seferde kovulma ile ilgili tehdit ediliyor. Evet, ve bunda şey yok, siyasi bir şey değil bu. Değil. Bu kişisel ilişkilerle ilgili bir şey. Yani X partinin de, Y partinin de, Z partinin de mensubu bunu olmasını sağlıyor ya da sağlayabilmek için çabalıyor. Yani mesele siyasi değil, mesele biraz maddi, biraz insani. Evet. Bunu böyle özetlemek lazım. Bizim alanlarımız dediğimiz gibi özetlersek şu, hem özelde hem kamuda net bir sorumluluk alanımız, çok üstte bir grubuz ama maddi ve manevi alanlarımız belirlenmemiş bir meslek grubuz. Evet. Biz şunu, hatta şunu da söylemek gerekiyor. Bu ya, depremde bunu anmak istemiyorum ama üzücü bir hal yaşadığımız için bakarsak bir doktor bir insanı belki ameliyatta öldürebilir ama ya, bir inşaat mühendisi gerçekten birçok insanın vefatına veya sorumluluğuna sahip olabiliyor. Ben o yüzden buradan tekrar bizim yasalarımızı ve inşaat mühendisi önemini anlatmak için geldiğimiz için teşekkür ederim sizin programınıza. Çünkü bu inşaat mühendisliği bir toplumun gerçekten yaşam alanının en önemlisi. İnşa eden grubuz. Kesinlikle. Şimdi mühendislik dallarının pek çoğunda birden fazla insana zarar verecek hatalar yapmak mümkün. İnşaat bunun başında geliyor. Eğitim çok önemli. Evet. Aldığınız eğitim yeterli mi? Giriş puanları, okulu bitiriş şekli eleştirilebilir. Hani eğitim sistemi, az önce sizin de farklı bir konuda bunu burada çok açmayalım dediğiniz gibi, şimdi eğitsel kısmına çok girmeyelim. Yani pandemi sürecinde uzaktan mühendis olundu, başka mesleklerde olundu. Evet. Puanlar çok aşağı çekildi, çok kolay mühendislik yazıları oldu. Matematik bu kadar önemli olan bir alanda matematik yapamayan, yeteri kadar matematik bilmeyen pek çok insan mühendis oldu. Bunları çok ayrı tartışırız ama bir şekilde sen bu mesleği seçtin, girdin ve bu mesleğe dahil oldun. Bu mesleği yapman gerekiyor. Yapmak istediğin için yapıyorsun. Herhangi bir genç mühendis arkadaşımız, bir öz eleştiri yapsak ne deriz? Herkes hakkıyla yapıyor mu ya da hakkıyla yapmak için ne yapmalı? Şöyle aslında, özet direkt ilk cümleden girmem lazım aslında buraya. Şöyle, inşaat mühendisi eğitimindeki müfredatlı bir sıkıntı var.
Bunu açık yürekle söylemek lazım. Evet. Ülkemizin genel itibariyle YÖK tarafından belirlenmiş olan müfredatın en büyük sonunda bir inşaat mühendisliği var. Şöyle dersek, çünkü piyasa programlaşmaya gitti. Dünya programlaşmaya gitti. Yazılımlar çoğaldı. Ama bizim hiçbir tane eğitimimizde programlaşma ile ilgili bir yol kat edemedik. Seçmeli dersler koydular. Ama hiçbir şekilde elle çözme devam etti arkadaşlarımız eğitimde. Şimdi biz 80'lerde elle çözüyorduk. 90'larda hocalarımız elle çözüyordu. Şu anki hocalarımız olan öğrencileri. Şu an aynı şekilde eğitim almak doğru değil. Şimdi ben piyasaya çıktığımda bizden istenilen şey şuydu. Program ismini vermiyorum ama paket programları kullanabiliyor musun? Hangi üniversiteden insanla görüştüğümüz zaman da ODTÜ dahil paket programları görmemiş şekilde mezun olmuş. Şimdi burada bir yanlışlık var. Biz piyasaya hizmet edecek bir eğitim alamamışız. Şantiye eğitimi sadece seçme dersi verildi bizlere okullarda. Ama biz çıktığımızda %90'ımız şantiyeci oldu. Bir anda şantiyenin içerisinde öğrenmeye geçtik. Bunu açık yüzle söylemek lazım. Müfredatın net bir dille tekrardan çözümlenmesi gerekiyor. Şuradan bir de şunu bakmak lazım. Gerçekten de şu önemliydi. Son görüştüğümüz hocalarımızdan aldığımız bilgi şu. İki matematik gerçekten çözemeyen, iki denklem çözemeyen arkadaşların fonksiyon çözmesini bekliyoruz diyor. Biz ulaşabilecek o sahadaki sorunları, mühendisi çünkü sahada çözümdür. Ulaşabilecek çözümde sahada çözümlemektir. Ulaşabilecek o deplasmanları sahada öngörerek buna karşı işte demir oranını arttırma ve beton miktarının oranlarını değiştirmedir. Biz buradaki denklem çözemeyen arkadaşımızı sahada bu fonksiyonların içerisindeki denklemleri çözmesini bekliyoruz. Bu biraz iyimser oluyor. Biz müfredatın tekrar ele alınmasını gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü odamıza gelen inşaat mühendislerinden duyduğumuz tek şey şu. Biz mesleği hazırlık kursu yapma planı içerisindeyiz. Ankara şubemiz bunu yapıyor. Biz de Bursa şubesi olarak genç arkadaşlarımıza mesleği hazırlık kursu vereceğiz. Neden vereceğiz? Bunu çünkü piyasayla okul alanında kopukluk olduğunu net bir şekilde gördük. Bundan sonra arkadaşlarımız en azından tecrübe sorulurken biz onlara sahadaki olabilecek alanlarla ilgili ücretsiz bir eğitim verme talebimiz olacak bu yaz içerisinde. Buradaki arkadaşlarımızı sahaya hazırlama planı içerisindeyiz. Bu sayede müfredatın eksiklerini belki bir miktar azaltabiliriz. Evet. Oda olarak bunun içerisinde büyük bir çalışma ve öngörü içerisinde ilerliyoruz. Piyasadaki mühendis ve mimarları içerisinde oluşan bir grup kurma çabamız var bu eğitimlerle ilgili. Akademisyen ve hocalarımız zaten eğitikleri için öğrencileri. Bu sayede artık odamızda piyasadaki deneyimli mühendis ve mimarları ağırlayarak arkadaşlarımızı mesleğe ilk adımı attıracağız. Çünkü duyduğumuz müteahhitlerden de bu var. Yani bir an arkadaşı alıyorum, siz bize iş ilanı bize başvuruyor müteahhit firmalar. Ben arkadaşı ele aldığımda işte ne metraj biliyor. Metraj dediğimiz işte sahada oluşabilecek ölçümlerin yapılması uygulamanın. Ne de diyor? AutoCAD'le ilgili net bir alanları var. Yani bir yavaşlık var. Biz bunun arkadaşımızın sorunu değil aslında. Çünkü müfredattan çıktığında bunu öğrenmiş. Biz de bunları öngördük müteahhit firmalardan. En azından sahayla arkadaşımızı en erkenden adaptasyon süreci tamamlayacak bir programa geçiyoruz. Bunu da buradan söylemek isteriz. Bu çok güzel bir haber. Yani şimdi herkes bir adım ötesini görmeye çalışır. Yani hepimiz hangi meslek dalı olursa olsun bir adım sonrasını görmeye çalışırız. Hayatımızda bir şey yapmaya çalışırken ve ona uygun önlem almaya çalışırız. Ama mühendislik böyle değil. Yani matematik neden bu kadar çok yüklü? İşte analitik düşünmeyi öğrettiği için ya da mühendis kafası deyimi neden geldi? Evet, çünkü onlar 1, 2, 3 değil, projenin sonuna kadar, yani olayın bütününe kadar görmek durumundalar. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, hepsi için bir A planı, B planı taşımak durumundalar. Evet. O yüzden mühendislik fakültesine girmek de en az tıp fakültesine girmek kadar bence zor olmalı. Olmalı. Çıkmak daha da zor olmalı. Evet. Yurt dışında pek çok üniversite eğitiminde sınavsız alınıyor öğrenciler ama sınavsız mezun edilmiyor. Evet. Önce öğretiyor, sonra çok zorlayarak soruyor, öğrenmiş mi? Şimdi biz tabii deprem korkusu yaşadık ve deprem korkusunda hala düşünüyoruz. Şimdi inşaat mühendisleri ne yapıyorsunuz Bursa'da? Binaları kontrol ediyor musunuz? Binaları doğru kontrol edebiliyor musunuz? Kontrol ettiğiniz binaya doğru güçlendirme yapıyor musunuz? İşte Bursa'nın profili nedir? Her şeyi size soruyoruz. Evet. Bina sıfırdan yapılırken nasıl deprem önleminiz var? Yapılmış, bitmiş binaya nasıl deprem önleminiz var? İşte binanın kontrolüyle ilgili bile birden fazla şu olmalı, hayır olmamalı, zayıflatır bu olmalı, yetersiz. Pek çok şey söylendi ve biz bu soruların cevabını hep size soruyoruz. Evet. Bu cevapları evet vermekle mükellefsiniz.
Ama biz de size bu cevapları verebilmeniz için iyi eğitimi vermekle evet. mükellefiz. Bu çok önemli bir hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktana dönüyor ondan sonra. Çok ciddi bir sarmal oluşturuyor. Eğitiminiz iyi olmalı, evet. hizmetiniz iyi olmalı. Siz de huzurlu, biz de huzurlu. Evet. O yüzden sizin bir şeyler anlatmanız benim için önemliydi bugün. Hem tercih yapacak öğrenciler Hı-hı. için, hem mesleğinizi tanımak, sizleri tanımak için. Evet. Teşekkür ederim onu bize tekrardan. Bu konuyla ilgili sizin anlatmak istediğiniz her ne varsa bizim için de çok önemli. Dinlemek isterim. Meslekte başka ne handikaplar evet. var? Şimdi çok yakın bir tarihte çıkan planlı imar değişikliği yönetmeliği var. Bununla ilgili bir yerde ben bir yazı yazma fırsatım da oldu. Yanlışları var. Deprem anından hemen sonra yapılan kararların doğru olmadığını vurgulamak lazım. Neden? Türkiye Mühendis ve Mimar Odası'na danışmadan bir hareket gene yapıldı. Çünkü bizim yaklaşık 2012 yılından itibaren meslek odalarının güçleri elinden alındı. Meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Çoğunluk ve devlet milletvekillerinin aldığı gruplar var. Buna da uymak istiyorlar. Neden uymak istiyorlar biz de anlamıyoruz. Bizler ülkenin mühendis ve mimarlarız ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Siz bizim 2012'deki protokolü iptal ettiğiniz günden itibaren mecliste buradaki ne oldu onu anlatmak lazım. Bir projedeki uygunsuz ve değil mi bir oda gözünden artık ele alınmıyor. Belediye ve müellif kendisi karar veriyor. Üçüncü bir kontrol alanı yok. Bunu bir şeyde yaşadık. Bu Maraş depremindeki sorunları konuşuyoruz ya. Hı hı. İşte Melek Rezidans neden yattı? Zeminde mi sorun vardı? Hı hı. Burada hiçbir odayla ilgili bağ kurulmadığı için zamandaki verilere ulaşamadık bile. Şimdi burada şuna bakmak evet. lazım. Üçüncü grup neden yok edildi? Siyaset olarak siz belki sizi eleştiren grupları elemek isteyebilirsiniz ama demokratik ülkelerde eleştiriler ülkenin refahı için yapılır. Biz oradaki bu depremi konuşurken aslında biraz daha geri itmek istedik. Yani 2012 yılında feshettiğiniz bu fesih nelere sebep oldu ülkede? Ve şu an bu 81 ildeki yapılan yapıların hepsinde mevcut. Özel protokol imzalayan birkaç belediye var. Bursa'da da yaklaşık 3 belediye var. Bu 3 belediyenin dışında geri kalan 9 belediye protokol bile imzalamadı. Kendileri kontrol mekanizmasından geçtiğine inanıyor. Ama bir olay olduğunda meslek odaları suçlanıyor biliyor. Ben bunu o yüzden altını çizmek isterim. Eğer biz gerçekten sorumlu tutacaksak meslek odalarına denetimin tekrar getirmesi gerekiyor. Bu evet. tüm dünyada böyle. Meslek odalarına danışmanlık ve hizmet verilir. Çünkü biz burada ülkenin refahını sağlayan kişileriz. Ülkenin geleceğini düşünen insanlarız. Orada gerçekten deneyimli mühendislerin, mimarların, hocalarımızın bilene danışman olup orada incelediği projeler var. Bu çok önemli. Çünkü sahada çizilecek bir tane o zemin grubunun bilene nasıl üst yapı etki edeceğini gördük depremde. Bu sadece gördüklerimiz. Marmara'da nasıl bir tablo göreceğimizi hayal bile etmek istemiyoruz. Evet. Bu bizi korkutuyor. Çünkü ben net şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. TMOB grubunun elinden alınan yetkilerinden sonra reddedilen bir oransal bir oran var. Bunu açıklamak isterim. Bakırköy Şubesi'nin, İMOB Bakırköy Şubesi'nin döneminde yayınladığı yayında yaklaşık olarak gelen projenin %50'sinin geri gittiği. Yani düşünün 100 proje geliyor Bakırköy grubundan, 50 proje geri gidiyor. Revizasyon isteniyor oda olarak. Oranın bazı kolonların güçlendirilmesi gerektiğini, bazı kirişlerinin uygun olmadığı dair verilerle geri paylaşım, müellife geri imzaladı. Şimdi 2012 yılından beri hiçbir odaya gitmeyen projenin %50'si tekrar revizasyon olmadıysa büyük bir felaket bizi bekliyor. Evet. Şimdi biz bunu ne kadar geç kalırsak bu bizim için dezavantaj. Şimdi ben geçen hafta deprem panelleri gerçekleşti Bursa'mızda. Kimsenin kentsel dönüşüm gerçekleşti ama kimse bu konuları ele almak istemedi. Bizim en hassas olmamız gereken konu yeni yapılaşmada nasıl bir program izleyeceğiz? Konuşuyoruz ama hiç kimsenin meslek odaları tarafından denetlenmesi gerektiği konusunu atlıyorlar. Yani biz denetlemiyorsak bileni müşavir tabanlı firmaya geçirmesi gerekiyor en kötü. Ama birinin denetlemesi gerekiyor bu projede üçüncü grup olarak. Bununla ilgili bir çalışmayı da göremiyoruz. Bu da bizi gelecek açısından tekrar düşündürüyor. Hı hı. Biz bugün yeni yapıları yaparken kimin kontrolünden geçiyor? En basit şunu konuşmuştuk deprem bölgesinde. Ani yapılaşmanın doğru olmadığı, artçı depremler devam ederken titreşimlerin temellere, çatlaklara sebep olabileceği konuşulduğu yerde TMOB, yani yine İnşaat Mühendisi Odası'nın yayınladığı yayının reddedilerek hükümet tarafından yapı yapıldı. Yapılmaya da devam edildi. Şimdi burada oluşabilecek çatlakları verilerimiz de var. Oradan gelen, bölgeden gelen yeni dökülen betonları çatladığına dair veriler geliyor. Hı hı. Çünkü beton dediğimiz yapının 28 gün dayanım süreci vardır.
28 gün içerisinde oluşabilecek her türlü o titreşim ve küçük deprem ve titreşimler zarar verir betona. Şimdi biz yeni yapmaya çalıştık ama orada doğru mu yaptık onu bile bilmiyoruz. Bunları ele alırsak bizim genel itibariyle bir revizasyon ihtiyacımız var ülkece. Bu denetim alanlarının o kimlerden nasıl bir ilerleme yapılabileceğinin alanları tekrar çizilmesi gerekiyor. Bunu göz ardı edersek biz yeni yapılan projenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Bunu açık yüzeyde söyleyebiliriz. Evet. Biz kendimiz mühendisler olarak sahada bilene danışabileceğimiz insanlar yokken bu müelliflerin veya işte kontrol mekanizmasının nasıl karar olur merak ediyoruz. Akıl akıldan üstündür bizim lügatımızdan, geçmişimizden gelen bir kelime. Evet. Ama ne yazık ki bunu uygulamakta geç kalıyorlar. Biz tekrardan uyarıyoruz. Bu konular çok önemli. Bir şeyi nasıl oluşturabileceğimiz prizma olarak en alttan yukarı doğru daralması gerekirken biz en üstteki prizmayı koyuyoruz. En alt ona göre gelsin diyoruz. Yapı yapacağız. Nasıl yapacağız? Yaptık, evet. Döktük, yapın. Bu algı çok yanlış. Tersten başlıyoruz. Tersten başlıyor. Yani o yüzden geri alınan o denetim mekanizmasının ülkemize geri gelmesi yapılarımızın ve geleceğimizin refahına kavuşacağının garantisini verebiliriz. Burada hepimiz hangi meslek grubu siyasetçi olsun olmasın yapmamız gereken egolarımızı, titrimizi, her şeyimizi bir kenara koyup bizim sevdiklerimiz var deyip evet. Şapkayı önümüze koyup hem öz eleştiri yapmak hem de yarın için plan yapmak durumundayız. Peki şimdi genç mühendisler neler yapıyorsunuz Bursa için? Şu an Bursa depreme nasıl hazırlanıyor? Bursa depreme hazırlanıyor diyebilir miyim? Bence diyemem. Deprem panelinin özetini geçmek istersem şunu geçerim. İki panele de katılım sağladığımda panellerde birinde özellikle hafta sonu paneli açmak isterim. Odamız tarafı TMOP İKK tarafından Bursa Şubesi tarafından hazırlanan deprem panelinde Remzi Bey Nilüfer Belediyesi tarafından temsilciydi. Yıldırım Belediye Başkanı da katılım sağladı. Bu bizim için bir ufuk açıcı için önemliydi. Çünkü Yıldırım Belediyesi'nden bir kontrol mekanizması bu zamana kadar talep gelmemişti odamıza. Hı hı. Burada onu görünce bir heyecanlandım açıkça bir inşaat mühendisi olarak. Dedim ki evet gerçekten dengeler yerine gelecek galiba. Bursa'mız için bir adım atılıyor. Ama şunu gördüm. Biz depremde bir isim vermeyeyim. Bir dernek başkanı çıkıp daha binelli konutlarının maddi refahını konuşması kendi müteahhit grubunun hoş değildi. Evet. Biz burada değişim başladığı bir yerde daha halen maddi konuşamayız. Yani ben az kazanacağım. Ben şunu kazanacağım demesi bizim deprem panelinde bence depremi o yaptı. Bu konuşulmaması gerekti. Kimse konuşmuyor. Yine bizim müteahhit grubundan korkaklıklarımız mı var bilmiyorum ama biz genç mühendis olarak korkmuyoruz. Bunun altını çizerim. Zaten özellikle bizim de vurgumuz bu. Refaha ulaşacaksak konuşmamız lazım. Evet. Biz Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış yasada şu an uygulamaymış binelli konutların konuşmamızın artık doğru olmadığının yerindeyiz. Özellikle maddi grupların konuşması gerekmiyor. Biz orada bir alan olarak Büyükşehir'de fedakarlıklar yaparak kendi alanındaki yeşil alanları vermiş bir yerde müteahhit grubuna daha biz burada işte daha neden az oran aldık diyemezler. Daha biz bunu konuşuyoruz. Peki Yıldırım'ı nasıl konuşacağız? Bu yüzden açtım bu konuyu. Biz evet. Kentimizin en önemli alanını şu an sorun hale getiren müteahhit grubuyla uğraşırken Yıldırım Belediyesi nasıl çözeceğiz bu grupla? Evet. Gerçekten hayretler içerisindeyim bu konuda. O yüzden Bursa depreme müteahhitler hazırlanıyor. İstiyorlar maddi refahları için ama biz hazırlanamıyoruz. Bunun altını bugün manşet haberi olabilir ama ben bunu tekrardan bir daha derine açmak istersek Bursa'da şöyle bir algıyla başlamıştık. Deprem sonrasındaki Cumhurbaşkanımızın bazı belediyeli başkanlarını deprem bölgesindeki birinci sorumlu hale getirip depremi görmelerini de belki sebep olarak görmüştük. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız deprem bölgesinde aktif olarak çalıştı deprem evet, anında. Evet, bu evet, büyük evet. Bir artıydı bizim için. Çünkü o tablo gördükten sonra buraya geldiğini Bursa'mızın aynı tablosunu izlememesi için bir avantaj olarak gördüğümüz bir yerde odamızda olan protokolü imzaladıktan sonra Bursa'ya röntgen çekiyoruz. Altta bir protokol imzaladıktan sonra daha önce görüşmelerin sürdüğünü görüyorum. Hı hı. İçini bilmiyorum. Bu arada ülke başkanımızın alanı çünkü. Hı hı. Kendi ve alanları olduğu için. Biz gençler olarak şunu söyleyebilirim. Biz bir şeylere geç kalıyoruz. En basit. Hafta sonu bir Gemlik depremi yaşandı. 3.3. Bir de Gürsü depremi yaşandı. Bursa sinyali veriyor mu bilmiyoruz. Sanki Bursa sinyal alıyor gibi. Biz onu algılamak zorundayız. Yani depremler aslında yanımızda da oldu. Biz depremi konuşurken geç mi kalıyoruz? Plan içerisine geçer. 2040 planı konuşuyoruz ama deprem planını konuşmuyoruz. Herkesin kafasında Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerde 2040 çevre planı konuşuluyor. Biz kentsel dönüşümü
bugün ele almazsak 2040'ta hiç alamayız. Yakın ve hızlı tarihlerde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama 2040 için hayallerimiz var. Çok güzel hayallerin olduğunu duyuyorum. Güzel hayaller için de bir adım atmak gerekiyor. Ben Doğu bölgesinin, Bursa'nın ele alınması gerektiğine inanıyorum. Nüfusumuzun %60'ı Doğu'da yaşıyor. Yıldırım içerisinde girdiğimizde Mesken Mahallesi, Yeşilerle Mahallesi'nde araba bile geçemiyorken oluşabilecek kazalarda, yani o deprem kazalarında biz nasıl ulaşacağız o bile meçhul. Evet. Ben arkadaş gruplarımın ve birçok insanlarımızın orada yaşadığını biliyorum. Gittiğim zaman gerçekten korkuyorum. Üstümüze gelecek mi diye korkuyoruz yapı. Yapı eğime kurulmuş, altını bir sinat var. Kayma riskinin olduğu bir yerde yapılaşma yapılmış zamanında. İmar barışına zamanında katlar çıkılmış. Bunlar imar affından yararlanmış. Yükler artık taşıyamayacak bir kapasitede. Betonarme yapısı, 1970'lerden kalan yapı. Zaten ömrünü tamamlamış, doğru yapılmamış bir yapının ömrünü tamamlamış olması korkutucu. Evet. Doğu bölgesini çok öteliyoruz. Bunu belediye başkanlarının da seçim öncesi korkularının olduğunu bildiğim için açmadığını düşünüyorum. Ama açmaları lazım. Artık yüzleşmek lazım. Yani bu tabloyu biz yüzleşemezsek bugün orada bir canı ben düşünmek istemiyorum o gün o bir canın hakkını. Ben şu an kendimi gerçekten sorumlu olarak düşünüyorum. Yani evet. Refah oradaki insanımızın canını kendimden sorumlu tutuyorum. Ve bunu birçok alanda dillendirmek istiyorum. Dillendirebildiğim kadar Doğu bölgesinin ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. İmar aflarından yararlanmış yapıları nasıl yararlandığını gördük deprem bölgesinde. Çünkü neden? Yanlış olan bir şey vardı. Hiçbir tane deprem testine yapılmadan bu yapıları kullanma izni verildi. Yani hiçbir tane test yapılmadı. Yani imar affı çıkarttılar. Ve ikincisi de yoldaydı. Bunu bilmiyorum siz duydunuz mu? 2022 Eylül meclis bir şeyinde imar meclisinde konuşuldu ikinci imar affı. İkinci sefer bir cinayete teşebbüs yaşandı bu ülkede. Biz bunu dillendirdik. Basın açıklaması yaptık. Deprem olduğu güne itibaren bunu yürürlükten kaldırdılar. Şükürler olsun bir şekilde en azından bir maddeyi kaldırabildiler ikinci imar affını. Ama şunu yaptılar. İmar affının hiçbir tanesinin deprem testi yapılmadı. Bu çok önemli. Yani bir yapı yaptı dedi. Bu yapının sağlam mı değil mi? Hiçbir mühendis, hiçbir laboratuvar tarafından test yapılmadan ona sağlamsın, oturabilirsin hakkı verildi. Bir de üzücü taraf şu. Bir de ona satma hakkı verdiler. Yeni bir tapu çıkartarak arkadaşımızın o yapısını başka bir arkadaşımıza satma ikisi verdiler. Bu Doğu bölgesi çok yaşandığı için hatırlatmak istedim. Evet. Doğu bölgesinde ben Kestel tarafında büyüdüm. Babam orada polis memuruydu ve yaklaşık 15 sene orada yaşadık. Gördüğüm alanda kendi semtimde bileni her seçim dönemi bir kat çıkılıyor. Evet. İşte bunların hiçbir tane denetim yapılmıyor. Bu denetim yapılmadığı zaman Doğu bölgesi nasıl ele alacağız bilmiyorum. Biz istediğimiz kadar o röntgenleri çekelim Bursa için. Ama çektikten sonra müdahale edemezsek ikinci röntgenle yine çürü çıkacak. Nasıl bir röntgen çekiyoruz? Yani oradaki yapılaşma engel olabiliyor muyuz? Seçim korkusu sebebiyle bugün, şu an siz de benden daha iyi bilirsiniz. Her seçim dönemi kat çıkma, bir kaçak arsa ev yapma hayalleri olan bir ülke vatandaşıyla karşı karşıyayız. Doğru söylüyorsunuz, evet. Şimdi bu 9 ay kaldı. Bu 9 ayda nasıl bir izlenim izleyeceğiz bilmiyorum. Yani ben tekrar korkuyorum ki bu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız tekrar bir kaçak yapılaşma yesinler. Bizim önce etik değerleri bir tekrar hatırlamamız gerekiyor. Yani daha önceki programlarda işte başka meslektaşlarınızla da aynı şeyi konuştuk. İlk taşı günahsız olan atsın dedim ben. Seviyorum bu cümleyi çünkü. Evet. Bizler gayet tabii bugüne kadar bir oda ilave edelim, bir kat çıkalım, olsun yapalım, af gelir gibi yaklaşımlarımız oldu vatandaş olarak. Bütün vatandaş, yani hiçbir ayrım getirmeden. Ve siz cesurca söylenmeyenleri söylüyorsunuz ya da söylenmeye biraz daha politik söylenebilecek şeyleri daha açık söylüyorsunuz. Dürüst ve adil söylüyorsunuz. Yani objektifsiniz. Herhangi birini kayırarak değil, gördüklerinizi söylüyorsunuz. Birini suçlayarak da değil. Bu çok güzel bir yaklaşım. Hani bu farklı bir program oldu bu manada. Mesleği anlatırken, mesleğin sorunlarını anlatırken. Evet, büyük sorumluluğunuz var ama büyük de sorunlarınız var. Evet. Çok hoşuma gitti bu kısım. Hani bunu zaman zaman da devamını getirebiliriz. Biz etik olmayı öğreneceğiz insanlar. Ondan sonra da sizlerden ciddi sorumluluklar bekleyeceğiz. Siz de bu sorumluluklar için evet ben bunu yapıyorum, yapmak istiyorum ama bir dakika siz de bir önümüzden çekilin. Bir müsaade edin şunu yapalım diyorsunuz ve diyeceksiniz. Ha, bu dürüstlüğünüzün de arkasında evet. Gayet tabii hep olacağız. Şimdi programın sonuna geldik.
yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Deprem bu ülkenin gerçeği, bu şehrin de gerçeği. Biz hep depremi konuştuk, sizden de hep depremle ilgili bir şeyler istedik ama bu şehirdeki imar verilirken hesaba katılmayan heyelan da var. Evet. Taşkın da var. Evet. Yani bir tek de deprem değil, değil aslında bakarsanız bizim riskimiz, sorunumuz. Ve Bursa sular şehri, dereler akıyor. Yani pek çok sıkıntısı var. Bizim hazır olmamız gereken çok fazla şey var. Sizler gelin anlatın, bizler dinleyelim, duyuralım. Bizler akıllı olalım artık hep beraber, el ele. Bu konu açılmış heyelanla ilgili. Evet, Kestel'de lütfen. Yaşayan biri olarak döneminde, Dalin Alem Kestel'de yaşıyor. İki sene önce, bir sene önce Kestel'de yaşanan o Dudaklı Köyü'ndeki felaketin raporunu gerçekliği saklandığına inanıyorum veya dinlendirmediğine inanıyorum bir şeydir. Yağmur kanalları, o dere kanallarının temizlenmediği için böyle bir heyelan olduğunu hatırlatmak lazım. Yani kanallarımız yapılmış, mühendislik olarak bir hizmet verilmiş ama ilgili belediye veya oradaki kişiler tarafından, işte orada ahlak mı deriz, kişinin temizlememesi deriz, işte muhtarın mı vurdum duymazlığı deriz, derelerin tıkanması sebebiyle suyun akmayıp derelerdeki taşkınlığa sebep olduğunu hatırlatmak lazım. Yani çok önemli bir yer. Yani mühendis hizmeti almış bir köyün gerekli bakımları yapılmadığı için tekrar bu heyelandan etkilenmesi, su baskınından etkilenmesi, büyük bir selin felaketinin habercisi olması gerekmiyor. Yani bu derelerin gerçekten belli bir alanlarda yaprak dolması sebebiyle temizlenmesi gerekiyor. En kötü Kesinlikle. Yağmur oluklarımızı biliyoruz. Biz bile bazen çatımız su ak geldiği zaman bir çıkıp arada kışın bir bakarız. Yani bu muhtarın veya yerel idarecilerin bununla ilgilenmesi gerekiyor. İşte hep yine aynı yere geliyor. Etik olacağız, adil olacağız, akıllı olacağız. Yani bunun için belediye başkanını mı suçlayalım? İyi, suçlayalım ama onun bunu görev olarak yönlendirdiği kişi Kesinlikle. Gerekli ahlaka sahip mi? Değilse. Gerekli sorumluluk duygusuna sahip mi? İşte sizinle az önce konuştuğumuz, sabah kalkıp işe gidip akşam dönerken geçen sürede kazandığınız para hak mı, helal mi? Evet. Bu her meslek için, sadece mühendise bu Değil. Konuyla ilgili çıkışamayız elbette. Temizlik işçisinden muhtara, hatta mahalledeki vatandaşa kadar bu herkesin sorumluluğu. Evet. Etik olacağız, adil olacağız, akıllı olacağız. Hepimiz hayatta kalmak için çabalamak gereken bir süreçteyiz. Doğru. Şöyle bir de bakmak lazım. Bir yeni yatırımları ben Bursa'da hemen bir söz edeyim. Bazı yeni yatırımlarımız oluyor Bursa içerisinde. Buradaki denetimlerin bari, kamu denetimlerinin artık arttırılması, ihalelerdeki inşaat mühendisi maddelerinin, deneyimli mühendislerin alınması ve deneyimsizlerin de yanında yeni mezunun da eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu kamu kurumları ihalelerinde daha rahat koyabilirler. Yani bir genç mühendis nasıl eğitilir? En güzel yer kamu ihalesindeki görmüş mühendisin yanında bir madde koyarak bir ihalelere genç inşaat mühendisi, yeni mezun inşaat mühendisi istihdam edilmesi. Bu bakanlık tarafından bir ara getirildi ama hiçbir şekilde denetlenmedi. Yani biz bir inşaat mühendisinin deneyim kazanmak istiyorsak kamuda bakmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Anlattıklarınız, bizimle paylaştıklarınız için, zaman ayırıp geldiğiniz için çok keyifli bir program oldu. Söyledikleriniz biraz canımızı acıttı ama bilmek bunları güzeldi. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Ederiz. Çok çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun ağırladığınız için. Sevgili izleyiciler, program yine amacına bence uygun oldu. Işıklı yolda yolumuza ışık tutan, bize umut veren konuklar olduğunda ben mutlu oluyorum. Bugün duyduklarımız biraz sert, biraz canımızı acıttı belki ama yarınlarımızın garanti altında olduğunu düşündüm. Pırıl pırıl genç bir insan, bir mühendis. Dürüst ve adilce düşündüklerini bizimle paylaştı. Adımlar atmış, adımlar atmaya devam edebilmek için de kendine alan açmaya çalışıyor. Mücadelesi için kendi ve kendi gibi ekip arkadaşlarına. Bundan daha aydınlık, daha umut verici bir şey olamazdı. Yani konuşulan sadece ve sadece kamuya hizmetti. Başka hiçbir şey yoktu. Böyle güzel gençlerle bizim yarınlarımız bence aydınlık. Başka bir ışıklı yolda sizlerle tekrar birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.
ve Plus sundu.